Genellikle bize meme büyütme ameliyatıyla müracaat eden hastalıkları başlıca 5 gruba ayırabiliriz. Öncelikle genetik ve hormonal olarak başından itibaren memesi yetersiz büyüyen hanımlar. İlk ve en çok gözüken bu grup. Diğer bu grup normalde meme büyüklüğü gayet yerindeyken daha sonra işte gebelik, hamilelik, aşırı kilo alıp vermeye bağlı memesinin içi boşalmış olan hanımlar, hastalar. Bunlar da meme büyütme yanında meme toparlama ameliyatının da yapılması sonucu daha da güzelleştirmekte. Üçüncü bir grup memesi var fakat asimetrik, bir meme diğerinden daha küçük. Burada yine meme büyütme ameliyatı uyguluyoruz. Dördüncü grup yanıklar, kazalar veya meme kanseri gibi çeşitli durumlardan sonra memesini kaybetmiş hastalara uyguladığımız meme büyütme ameliyatları. Bunu daha çok meme rekonstrüksiyonu adında sınıflandırıyoruz. Yani memesini yeniden yapılandırıyoruz. Diğer bir grupta, yani son grupta daha önce meme protezi yerleştirilmiş olup da bundan memnun olmayan, bunun değiştirilmesini isteyen, belki daha büyük, belki daha küçük bir meme protezi isteyen hastalardır.